Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval birptiler. Uzurlik insanlar. Ya ki ayollar. Yani her namazga taharat kılıyken uzurlik erkek ayollar. Bunlar mesela yıl çıkışlığını üşülmezlik sebebinden uzurlu buluşu mümkün. Ya ki bavulda üşülmezlik sebebinden her namazga taharat kılıp uzurlu buluşu mümkün. Ya ki ayollar istihaza kan kilip her namazga taharat kılıp uzurlu buluşu mümkün. Ve hakaza. Mana şu uzurlik insanlar malum ki her namazga taharat kıladı. Şunda ular mahsi kiygen bulsa, her namazga taharat kıygende mahsini yiyecek mi? Ya ki her namazga taharat kıygende mahsige mahs tortu uğradı mı? Degen saval buldu. Bu insanlar, uzurlik insanlar her namazga taharat kıygende mahsi kiyip mahsige mahs tortu uğradı inşallah. Bunun dalil ne madiyse, dalil mahsige mahs tortuş hadisleri umumi kiygenliği. Ular da birer tasada o uzurlu mu, uzursuz mu, her namazga taharat kıladı mı, her namazga taharat kımaydı mı, bunlar ise mutlaka ajratilmagan, bu umumi kiygen, şunun için bunda ularını istisna kılıp senge nacayiz değil miydi, ular mahsige mahs tartıp her namazga taharat kılıradı. İmam Ahmet mezheplerde, bana şu açık fatvanı İmam Ahmet uzları bir gelirler. İbn-i Kudame rahimahullah etkiler, işte hazır ayarlı, ya ki şuna kenge bavulunu üşülüp duralmediğin ayar, ikişiler, va shunga o'xshagan insonlar mahsi kiysalar mahslarga mahs tortuvladilar degan. Ibn Aqildan keyin naql qilgan Ibn Aqil aytganlarki, chunki mahsiga mahs tortish o'zi yengillik ruxsat deb ijozat berilgan. Bu yengillik ruxsatga sazovor, o'shanga haqli inson shu odam har namozga tahorat qilyapti. O'sha haqli mahsiga mahs tortishga aslida degan. Shuning uchun bunda hech qanday shubha yo'q, inshaalloh ular mahsiga mahs tortib har namozga taharat qilib namoz o'qiyotlar, vallohu alam.